Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama 40 santim kadardır. Aşağıdaki tabloda 48 santim boyunda doğan bir bebeğin ilk 28 ayda boyundaki değişikliği gösteren hesaplamalar verilmiştir. Yaş ay olarak hesaplanır demiş arkadaşlar. Şurada şöyle bir bilgi vermiş. Buna göre dünyaya gelen bu bebeğin ilk 28 aydaki boy grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi başlangıçta 48 santimmiş doğduğunda 1 ile 4 aylık dönemde 48 artı 2 çarpı yaş demiş. Yaş yerine ama ay diyeceğiz. Peki şöyle diyelim arkadaşlar. 1 ile 4 ay arasında en az kaç olacaktır? En fazla kaç olacaktır? Birinci ayın sonunda şunu söyleyebilir miyiz? Başta zaten 48'di. Birinci ayın sonunda 48 artı 2 çarpı 1'den 2 geldi. Yani 48 artı 2'den 50 olacaktır. Dördüncü ayın sonunda 2 çarpı 4 8, 48 ile 8'in toplamı da 56 gelecektir. Yani 1 ile 4 aylar arasında 50, 50 santimle 56 santim arasında boyu değişecektir diyebiliriz. Şimdi 4-8 aylık döneme bakalım. 4-8 aylık dönemde 4 yazdığımızda zaten 1 çarpı 4, 4, 52 de buradan 56 olarak geldi. Peki 8 aylık dönemde ne olacaktır? 1 çarpı 8 8 52 daha 60 oldu. Çok güzel. Şimdi bir de 8 ile 28 aylık dönemlere bakalım. 8 yazdığımızda 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 geldi. 56 da buradan 60 gelmiş oldu. 28 yazacak olursak 28 ile 1'i çarptım. 28 2'ye böldüm. 14 56 ile topladığımda 70 olarak geldi. Şimdi ama bunu nasıl değerlendireceğiz? Şöyle değerlendireceğiz arkadaşlar. 1-4 ay arasında 4 santim uzamış değil mi? 6 santim uzamış pardon 50'den 56'ya çıkmış 6 santim uzamış yani 4 ayda 6 santim uzamış aylık olarak düşündüğümüzde 6 bölü 4 yani 1.5 olarak e, aylık uzamıştır diyebiliriz aylık 1.5 santim uzamıştır. Peki 4-8 arasında aylık ne kadar uzamıştır buna bakalım. 56'dan 60'a çıkmış 4 santim uzamış. E bu arada da 4 ay var zaten. 4'ü 4'e böldüğümüzde 1 olacaktır. Aylık olarak demek ki 1 santim uzamıştır diyebiliriz. 8 ile 28 arasında arkadaşlar 60'tan 70'e çıkmış yani 10 santim uzamış. Peki arada kaç ay var? 20 ay var. Yani aslında aylık 1 bölü 2 sıfırlar sadeleşince o da zaten ne demektir? 0,5 demektir. Aylık 0,5 santim uzamıştır. Şimdi biz burada aylık üzerinden değerlendirecek olursak şunu söyleyebilir miyiz? İlk dönemde ilk 4 ayda daha hızlı uzamıştır. Sonraki 4 ayda yani yine uzamıştır. Aylık 1 santim uzamıştır ama biraz azalmıştır uzama hızı. 8 ile 28 arasında da uzama hızı daha da azalmıştır diyebiliriz. Mesela şuradan e, A'ya baktığımızda uzama hızı gitgide artıyor arkadaşlar yukarıya doğru devam eden bir grafik var. B'ye baktığımızda şu şekilde devam eden bir grafik var ama aslında bizim söylediğimizi tam olarak da karşılamıyor bu. C'ye baktığımızda şurada azalmış burada artmış diyor. Bu da bizim söylediğimizi karşılamıyor. D'ye baktığımızda hepsinde standart bir şekilde doğrusal olarak uzamıştır diyor. Hayır bu da değil. Ama E'ye baktığımızda bak şimdi ilk dönem şurası olsun. İlk dönemde uzama hızı en yüksek. Sonra ikinci döneme geçtiğinde arkadaşlar biraz böyle grafik eğilmeye başladı. Yani uzama hızı biraz düştü. Sonra üçüncü döneme geçtiğimizde de İyice burada uzama hızı düşmüştür diyebiliriz değil mi? E bizim istediğimiz de bu değil miydi zaten? İlk 4 ayda en hızlı sonraki 4 ayda biraz yavaşladı. Sonraki e, aylarda da iyice azalmıştı uzama hızı. Dolayısıyla bizim sözlerimizi açıklayan grafik Edirne seçeneğinde var. Bu da cevabımızın E olduğu anlamına geliyor. Bir fabrikada aynı işi yapan 3 farklı makine vardır. Bunların her birinin birim zamanında yapabildikleri iş miktarı fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü makine için sırasıyla fx eşittir ax, gx eşittir bx, hx eşittir cx'tir. Aynı anda 3 makine 2'şer saat çalıştıktan sonra demiş. 2'şer saat çalıştıklarında birinci makine 2ax kadar çalışacaktır. İkinci makine 2bx iki kadar, üçüncü makine de 2cx kadar çalışacaktır diyebiliriz. Birinci makine kapatılıp diğer ikisi ikişer saat daha çalıştırılıyormuş arkadaşlar. Birinci makine kapatıldı, diğer ikisi ikişer saat daha 2Bx ve 2Cx olarak çalıştırılıyor. Ardından ikinci makine de kapatılıp üçüncü makine 2 saat daha çalıştırılıyor, yani şu Cx 2 saat daha çalıştırılıyor diyebiliriz. Ee, ve işin tamamı bitiyormuş. İlk 2 saatte yapılan iş miktarı son 4 saatte yapılan iş miktarına eşittir demiş. Şimdi ilk 2 saatte yapılan iş şurasıydı arkadaşlar. Son 4 saatte yapılan iş ise şu alttakiler. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani 2ax artı 2bx artı 2cx eşitmiş. 2bx artı 2cx buradan 2cx buradan 4cx olarak gelecektir. Şimdi 2bx'ler gitti. Hatta 2 cx'i de sağ tarafa atayım. Eksi 2 cx olarak geçsin. 2 ax eşittir. 4 c'den 2 c çıkardığımızda 2 cx olarak gelecektir. E 2AX, e 2 ax 2 cxe eşit. 2'ler gitti x'ler gitti. a'nın c'ye eşit olduğunu buradan görmüş olduk. Peki işin tamamı demiş. Üçüncü makine tek başına 12 saatte yapabiliyormuş işin tamamını. Peki işin tamamı ne kadardı arkadaşlar? Şunların tamamını topladığımızda 2 ax artı 2bx buradan 2bx buradan 4bx artı 6cx. işin tamamı bu aslında. Bu neye eşitmiş? Üçüncü makinenin tek başına 12 saatte yapmasına eşitmiş bu işi. Üçüncü makine cx kadar da 12 saatte 12cx olacaktır diyebiliriz. Peki başka ne diyebiliriz buradan? A yerine de C verebiliriz arkadaşlar. A ile C'nin birbirine eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla biz şuraya 2CX diyecek olursak, buraya da 6CX diyecek olursak, topladığımızda 8CX olacaktır. Karşıya attığımda eksi 8CX olacaktır. 12CX eksi 8CX. 12 cxten 8CX'i çıkardığımızda 4CX kalacaktır. 4BX eşittir. 4CX ise burada X'ler sadeleşti, 4'ler sadeleşti. B ile C'nin de eşit olduğunu buradan görebiliyoruz. Çok güzel. Peki bu durumda aslında birbirine eşit oldu bunların hepsi. A eşittir B eşittir C oldu. A ile C eşitti, B ile de C eşit oldu. Hepsi birbirine eşit olmuş oldu. Buna göre birinci makine işin tamamını tek başına kaç saatte yapabilir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi aslında bunlar birbirine eşit olduğuna göre. Ve üçüncü makinenin 12 saatte yaptığını söylemişti. E o zaman bunlar birbirine eşitse birinci makine de 12 saatte yapar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Mehmet ve İlyas amcanın boyutları verilen dikdörtgen biçimindeki tarlalarını yapacakları gübre, gübreleme işlemi için aşağıdakiler bilinmektedir. Mehmet amca tarlasını 18, aş, 18 eş parçaya bölüp her bir parçayı 5 dakikada gübrelemektedir demiş. Şimdi arkadaşlar Mehmet amcanın toplamda 120 çarpı 60 metre kadar bir tarlası var. Bunu ne kadar kaç parçaya bölmüş? 18 eş parçaya bölmüş. Bölelim ne gelecek bakalım. 6'ya bölsem 20 gelir. 6'ya bölsem 3 geldi. 63'e böldüğümde de 20 geldi. 20 ile 20'nin çarpımından da 400 metrekare yapıyormuş 18 eş parçadan her biri. Bunu 5 dakikada gübrelemektedir diyor arkadaşlar. Yani 400 metrekarelik alanı 5 dakikada gübreliyor. Çok güzel. İlyas amca tarlasını 20 eş parçaya bölüyormuş. Bunun tarlası da aslında 100 çarpı 80 metrekare kadardır. Bunu 20 eş parçaya böldüğümde 80 ile 20 sadeleşti. 4, 100 ile 4'ü çarptığımda yine 400 metrekare gelecektir. Bu durumda İlyas amca da 400 metrekarelik bir alanı 4 dakikada gübrelemektedir diyebiliriz. Güzel. Devam edelim okumaya. Mehmet ve İlyas amca gübreleme işlemini aynı anda başladıklarına göre İfadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci ifade de demiş ki Mehmet amcanın t dakika sonra arazisinde kalan gübrelenecek alan 7200-80t kadardır demiş. Şimdi her 5 dakikada 400 metrekare gübreliyordu. Bundan dolayı t dakika demiş ya t'yi 5'e böleriz ve 400 ile çarparız. Bu durumda t dakikada ne kadar gübrelediğini görürüz. 400'ü 5'e böldüğümde 80T olarak geldi. 80T kadarını gübrelemiştir. Geriye ne kadar kalmıştır? Bunun arazisi zaten 120 çarpı 60 yani 7200 metrekareydi. 80T kadarını gübreledik. Geriye 7200 eksi 80T kadar kalacaktır. Burada da zaten bu şekilde söylemiş. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakıyorum. İlyas amcanın T dakika sonra tarlasında kalan gübrelenecek alan demiş. E bunu da aynı şekilde yapacağız aslında. 4 dakikada 400 metrekare gübreliyordu. Dolayısıyla e, bu verilen t'yi 4'e böleceğiz ve 400'e çarpacağız arkadaşlar. 400 4'ü sadeleştirdiğimde 100 t gelecektir. Demek ki t dakika sonra 100 t kadar yeri gübrelemiş olacaktır. Toplam arazisi ne kadardı? 100 çarpı 80'den 8000 metrekare kadardı. O zaman kalan ne kadardı? 8000 eksi 100 t kadar kalan gübrelenecek alan vardır. Peki şuraya baktığımızda mı? 8000 eksi 240 t demiş. Eksi 100 t demesi gerekirdi. Yanlış söylemiş. İkinciyi eledim. Üçüncüye bakıyorum İkisinin de gübreleme için kalan alanları eşit olduğu anda gübrelenmiş gübrelemiş oldukları alanlar oranı 4 bölü 5'tir demiş arkadaşlar. Şimdi t dakika sonra ikisinin kalan alanları eşit olmuş olsun yani şurada yazdığımız şu t dakika sonra e, 7200 eksi 80 t kadar kalmıştı burada da 8000 eksi 100 t kadar kalmıştı e, kalan miktarlar bunlar gübrelenecek kalan yerler. Bunlar birbirine eşit olsun diyor. Eşit olduğu anda diyor. Yani 7200 eksi 80t eşittir. 8000 eksi 100t. Eksi 100 değil sol tarafa attım artı 100t. 80 t çıkarttığımda 20 t kaldı. Eşittir diyorum. 7200'ü sağ tarafa attım. Eksi 7200. 8000'den 7200'ü çıkardığımızda 800 kaldı. İki tarafı da şimdi eğer 20'ye bölecek olursak arkadaşlar sıfırlar gitti. 80 bölü 2'den t eşittir 40 olarak gelmiş oldu. 40 dakika sonra bu sağlanmış oluyor. Peki bize söylediği şey ne? Gübrelemiş oldukları alan. Burada bunun gübrelemiş olduğu alan 80T kadardı. T'yi 40 bulduk. O zaman burası aslında 80 çarpı 40 kadarı gübrelenmiştir. Yani 3200 kadarı gübrelenmiştir. Bunun da 100T kadarı gübrelenmiştir. E, t yerine 40 yazınca 100 çarpı 40 gelecektir. Bu da 4000 demektir. E, böldüğünde diyor 4 bölü 5 olur diyor. 3200'ü 4000'e bölelim arkadaşlar. 2 tane 0 gitti ikisinden de. 8'e böldüm 4, 8'e böldüm 5, 4 bölü 5 olarak geldi. 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'ten denizli seçeneği oldu. YKS'ye hazırlanan 3 kardeş Sedat, Şerif ve Şaban'a babalarının günlük ortalama çözmüş oldukları soru sayısına buna x demiş. Göre vereceği harçlığı gösteren harçlığa da hx demiş. Fonksiyonu aşağıda verilmiştir. Günlük ortalama çözmüş oldukları soru sayısı tabloda gösterilmiştir diyor. 3 kardeşin bir günde çözdükleri soru sayısı toplam 510 olduğuna göre. Yani şu üçünün toplamda 510 olduğunu söylemiş bize. 4y 20 artı y artı 40 2y 70. 2y eksi 70 bunların toplamının 510 olduğunu söylemişim. 4y buradan y buradan 5y 2y de buradan 7y olarak geldi. Eksi 20 artı 40 daha artı 20 artı 20 eksi 70'ten eksi 50 karşıya attığımda artı 50 olarak geçti. 510'a 50 eklediğimde de 560 olarak gelmiş oldu. İki tarafı da 7'ye bölecek olursak 7'ler gitti. 56 bölü 7 8'dir yanında bir de 0 var y eşittir 80 olarak gelmiş oldu. Bu durumda Sedat'ın çözdüğü kaç soru vardır aslında? 4y eksi 20 idi. 4 çarpı 80 eksi 20. 320 eksi 20'den 300 olarak gelecektir. Şerife bakalım arkadaşlar. Şerif de y artı 40 kadardı. Yani 80 artı 40 tane olacaktır. Bu da 120 tane soru çözmüş. Şaban'a baktığımızda da bu da 2y yani 2 çarpı 80 eksi 70. 160'tan 70 çıkar demiş 90 tane soru çözmüş. Peki babalarından alacakları harçlıklar toplamı kaçtır diye sormuş. Eğer burada soru sayısına ne demişti? X demişti. X 100'den küçükse en üsttekini kullan demiş. 100'den küçük olan Şaban'ınki var arkadaşlar. En üsttekini kullandığında ne gelecek? 2 çarpı 90 artı 70 bölü 10 olarak gelecek. 180 artı 70 250'dir. 250'yi de 10'a böldüğümüzde 25 olarak gelecektir. Demek ki Şaban 25 TL alıyormuş. Hatta şöyle yazalım. Şaban 25. Şerife bakıyoruz. Şerif 120 yani 100 ile 180 arasında. 120 yerine yazdığımızda 3 çarpı 120 360. Eksi 10 bölü 10. 360'tan 10 çıktı 350. 10'a böldüğümde 35 olarak gelecektir. Şerifi de bu şekilde yazabiliriz. Sedat'a baktığımızda arkadaşlar 300 olduğunu görüyoruz. 180'den fazla olduğunda en alttakini kullan demişti. 300 olduğunda 2 çarpı 300 600 artı 100 bölü 10. Yani 700 bölü 10. Bu da nedir? 70'tir. Sedat da 70 TL almış. Toplamını sormuş bize. 35 ile 25'i topladım 60. 60 ile de 70'i topladığımda 130 gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur.